İlk çıktığı dönemlerde zengin ailelerin salonlarını süsleyen gramofonlar sonraki dönemlerde yaygınlaşarak yakın tarihin eğlence anlayışını temsil etmeye başladı. Hızla gelişen teknolojiyle gramofonlar yerini radyo, teyp gibi müzik aletlerine bıraktı. Günümüz teknolojik cihazların çıkmasıyla antika değeri kazanan gramofonlar günümüzde ise antikacıların dükkanlarını süslüyor. Antikacıların gözdesi olan 100 yıllık gramofonlar meraklılarını ve antika sevenleri bekliyor. Yıldır antikacılık mesleğiyle uğraşan Hanefi Özaslan, gramofonların son zamanlarda gösteriş amaçlı evlerde ve iş yerlerinde bulundurulduğunu ifade etti. Şu an bende bir iki tane var gramofonlar. Biz herhalde bunlar 100 yıl önce yapılmış antika gramofonlar. Bunlar genellikle Edison falan yapımı Avrupa. Şimdi 100 yıl önce böyle gramofon yarışına gelmiş. Almanya, Avrupa, Rusya, Amerika, dünyanın her yerinde gramofon yapımı olmuştur. Yani teknoloji amaçlı. Şu an artık antikadır. İşte sağlam kalanları böyle millet korumuştur evlerinde, iş yerlerinde. Şimdi şey olarak da bunları göster olarak da evlerin bir tarafında gösteriş olarak da duruyor yani. Bu taş plaklar sadece iğnenin verdiği bir sesten az önce dinlediğiniz gibi. İğnenin verdiği sesten bir ses çıkıyor. O dönemin bulunuculuk teknolojisi. Daha doğal olarak da sesini dinliyorsun. Şu an mesela bir şarkıcı 40 tane aletten geçiyor. Sesini inceldiği, yokladığı, bunlar öyle değil. İnsanın sesi güzelse o dönem, sesi kulağa hoş gelirse plak doldurulmuştur o insana. Yani doğal ses. Bunu kim dinlese tabii bir an için etkileniyor. Yani insanlara şey değil, bütün insanlar etkilenebiliyor bunlardan. Genellikle şu an tabii bunların hastası çoktur Türkiye genelinde. Genellikle iş yerlerinde, büyük iş yerlerinde, kahvelerde falanlarda bunları görsel olaraktan bulunduruyorlar. Bazı da çalanlar da var, dinlettiriyor müşterisine, özel müşterilerine. Bunlar çok genellikle zenginlerin evinde falan da bulunuyor. Şu an modadır.